Merhabalar. Pokemon Go'nun yeni güncellemesiyle birlikteyiz. İşte bu hava değişikliklerini ele alacağız. Hava değişiklikleri güneşli hava. Hani işte ona göre Pokemon'lar çıkıyor işte. Yeşillik olan ya da işte alev Pokemon'ları falan çıkıyor. Hani her havada farklı Pokemon canlanmalarını göreceğiz. Tabii bu çıkalı bayağı oldu da ben daha yeni video yapıyorum. Zaman olmadığı için. Ama bayağıdır da oynuyordum Pokemon'a. Güncellemeden sonra. Ya bayağı güzel yani. Hani oynamak için en azından bir nedenimiz var artık. Hani bu hava sayesinde de daha yüksek skill Pokemon'ları da bulabileceğiz. Yani bu da mesela neredeyse sonuna yakın. Hani 514 CP, hani bunu 30 seviye falan bu Pokemon. Yani normalde bunu bulmak özel olurdu. Bu hava etkileyen Pokemon'ları da daha yüksek CP'li ve IV'li bulabileceğiz. Tabi bu şansa kötü geldi. Ember diyor artı 2. Bu da hem hava hem bizim saldırılarımızı da etkiliyor havaya göre. Ama hiçbir Pokemon'un gücü azalmıyor. Hep aynı kolay Pokemon'un güçleri. Sadece etkilenenlerin şeyi değişiyor. Hani daha güçlü oluyor falan. İşte güneşli grass diyor, yeşillik, çimen Pokemon'ları mesela. Ground'da yer, fire, alev, ateş Pokemon'ları daha fazla şey yapıyor. Bir de üstüne üstlük daha fazla Stardust geliyor. Legendary Raid. Tabii maalesef kimse olmadığı için yapamıyoruz. Daha yeni ne geldi? Parti sistemi geldi. Buraya istediğimiz Pokemon'lar koyabiliyoruz. Hani şeye girmeden önce, gym'e girmeden önce. Mesela ne yapalım? Mesela Dragonite yapalım. Dragonite'ı seçeceğim. Mesela bunu seçtim işte. Yani böyle kaydedebiliyorsunuz bunu. Sonra geldiği zaman da kullanabiliyorsunuz ismini yazarak o takımın. Skip Bloom. Bu da mesela hava tarafından yüksek ama nedense CP'si az. Belki IV'si yüksek olabilir bunun. Bakalım. Topun fırlatma mekanı da değişmiş galiba. Fırlatınca böyle yanına bir şey çıkıyor. Daha iyi olmuş yani. En azından hala oynamak için bir sebep var. Ki eskiden hiç yoktu. Hiçbir değişiklik de yoktu. En azından şimdi görüntü olarak da değiştiği için biraz güzel geliyor. Mesela bakalım. IV'si de güzel değil. Demek bazen hani böyle oluyor ama çoğunlukla yüksek CP'li Pokemon'lar görüyoruz. Mesela bakalım en son yakaladık ama. Bak sen şu 1900 hani 999 FMP, 931 FMP, hani bunları normalde görmek akıl pahası değil yani. Torchic mesela. Burası bildiğiniz Torchic Nest oldu. Yakaladım ama hiç iyi IV'si olan yok. Mesela Rhydon 1065. Bu da mesela hava tarafından yükseltilmişti mesela. Ama işte IV'si o kadar iyi değil. Yumurtalarda değişiklik var. İşte gelen yeni yumurtaları da. Tabi daha yumurtaları şey yapmadım. Yani eski yumurtaları da atamadım inventory'den. Bakalım niye Pokemon'umuz. Şunları yakaladım işte ben de. İlk yakaladığım Pokemon buydu mesela. Ninetales, Oddish. Ondan sonra hep aynı yani. Burada bir Torchic Nest'i var. Ondan yararlanıyorum. Nearby'de de zaten ilginç bir şey yok. Hani şu... Peki bu. Bilmem ne şurum galiba. Yakaladım onu. En azından Pokédex'e yakalanan yeni Pokemon olsun. Şurada. Çevirelim bunu. Chikorita. Şunu yakalayayım sonra da onu yakalarım. Çünkü hava tarafından desteklenmiş. Yani daha fazla CP, IV'de olma şansı var. Tam burada da martılar var. Şunu yakalayabilirsem göstereceğim eğer daha.
koymuşlar. Şirip, şurum bilmem ne şurum falan yani. Eğer açarsam Marslar vardı. Yine birkaç geliyor ama yok şurada. Şu yeşil gibi attım. Muhtemelen fazla zorlaşıyor. Çıkardı. Zaten kaçmaya. Yakalarım ben adama bak ya. Ne zamandır oynamayalı paslanmışız acı. Bakalım 1, 2. Güzel. Paket ekseğini bir entry oldu. Muhtemelen bu evolve olmuyor. Muhtemelen oluyor mu acaba? İnşallah oluyordur. En azından yakalama arzusu gelir. Bakın. Pek iyi bir şeye benzemiyor çünkü. Ha, evolve olduğunu biliyormuş. Hayvileri fena değil. Yine orta derecede. Şimdi çıkartalım. 447. Fena değil. Bir tane deneyelim şöyle. Aa, şansa bak. Bakalım. IV'sine bakalım. CPS yüksek ama inşallah IV'si değildir. Decent. İyi değil maalesef. Nedense burada yakalım Pokemon hiçbir tanesi iyi değil. Çoğunlukta olarak. Yakalım diyor işte. Decent. Bir torçikler de öyle. Nest yeri olduğu için mi acaba böyle bilmiyorum. Böyle yani burası. Niye böyle? Hiç yok. Raid var. Legendary Raid. Ama Türkiye'deyiz. Yapamıyoruz maalesef. Oraya gitmeye değmez zaten. Biraz uzak bir yer. Neyse ben o zaman videoyu bitireyim burada. Siz kendinize iyi bakın.